Niçin insan güzel şeyleri dinlemekten hoşlanır? Niçin güzel yerler görmeyi arzu eder? Niçin konuşmak ister? Niçin Kur'an dinlerken tarif edemediği bir haz duyar? Ve niçin Allah'ın isim ve sıfatlarını tefekkür etmek ona lezzet verir? Bütün bu soruların cevabı şudur. Çünkü o anda o latifeler rızkını bulmuştur. Nasıl ki mide bir rızık ister, öyle de kalp, ruh, akıl, göz, kulak ve ağız gibi insanın latifeleri ve duyguları dahi Rezzak-ı Rahim'den rızıklarını isterler ve şükrederek alırlar. Her birisine ayrı ayrı layık olduğu rızık rahmet hazinesinden ihsan edilir. Kulağın rızkı seslerdir. Gözün rızkı görülen güzel şeylerdir. Kalbin rızkı Kur'an'dır. Aklın ve ruhun rızkı ise Allah'ın isim ve sıfatlarını tefekkür etmektir. Ve bunun gibi. Manevi rızıkların başında ise salih amel gelir. Çünkü dünyadaki salih ameller cennette ebedi rızıklar tarzında sahiplerine ikram edileceklerdir. Cennet ehli bu ikramdan sonra şimdi yediğimiz rızıklar dünyada yaptığımız salih amelin neticesidir diyeceklerdir. Yani dünyadaki salih ameller cennette cisimleşmiş birer rızık kesilmiştir. Salih amellerin en salihi ise namazdır. Demek namaz kılan kişi o anda Allah'ın Rezzak ismine mazhardır. Bunun gibi Kur'an okuyan, zikreden, sadaka veren, tavaf eden ve mahsus bir ibadetle meşgul olanlar o anda Rezzak ismine birer aynadır. Bu ismi şöyle bir dua ile tamamlayalım. Ey Rezzak-ı Kerim, ey Rahman-ı Rahim ve ey bizi nimetleriyle bu dünyada besleyen Sultanımız. Bize bu dünyada gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbaalarını cennette bize göster. Bizi huzur-u saltanatına celbet. Bizi bu dünya çöllerinde sahipsiz bırakma. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada da tattır. Bize zeval ve kendinden uzaklaştırmak ile azap etme. Amin.